Değerli basın mensupları, hepinize merhaba. Bugünkü basın toplantımızın konusu cezaevlerinde milletvekillerinin görüşme hakkına dair vereceğimiz bir kanun teklifi. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Doğan'la birlikte bu kanun teklifini hazırladık. Bu teklifi niye hazırladık? Bunun gerekçelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Pardon, mikrofonları yan yana getirebilir misiniz? Biraz kısa olsun. İkisi de yan yana olsun, evet. Getirelim. Evet, teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, şu anda milletvekillerinin tutuklu ve hükümlerle görüşme hakkına ilişkin 17.06.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan hükümlü ve tutukluları ziyaret edilmeleri hakkında bir yönetmelikle aslında ayrıntılar düzenlenmiş ve bu yönetmelik kapsamında geçmiş yasama dönemlerinde bütün partilere mensup milletvekilleri sadece Adalet Bakanlığı'na başvuru yaparak aslında cezaevlerinde istedikleri tutuklu ve hükümlüyle görüşme gerçekleştirebiliyordu. Ama ne var ki bu konuda özellikle 26. yasama döneminde ve 7 Haziran seçimlerinden sonra Temmuz ayından bu yana Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri olarak Türkiye'nin farklı cezaevlerine ilişkin, farklı sevk maddelerinden yargılanan kimliği, suçu, iddiası, dosyası ayrımı yapılmaksızın hangi cezaevinde kimle görüşme talebinde bulunursak bulunalım, otomatikman Adalet Bakanlığı buna cevap vermemiştir. Yani yanıt verme gereği bile duymamıştır ve izin vermemektedir. Bu nedenle biz HDP milletvekilleri olarak geçen yılın, 2015 yılının Temmuz ayından bugüne kadar hiçbir cezaevinde bir tutuklu ve hükümlüyle görüşme yapamadık. Bu açıkça yasaya, milletvekilliği görevine aykırı bir şekilde yaşama geçirilmektedir. Hatta bunu Sayın Adalet Bakanı'na Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sorulan bir soru üzerine kendisi yasal dayanağınız var mı şeklindeki soruya doğrudur, Adalet Bakanı bu konuda izinleri verir. Fakat biz bu izinleri aynen onun cümleleriyle okuyorum. Temmuz ayına kadar verdik. Temmuz ayından sonra Türkiye'mizde artan terör olayları nedeniyle bu konuda takdir hakkı Adalet Bakanı'na aittir. Adalet Bakanı bu takdir hakkını vermeme yönünde kullanmıştır şeklinde bir yanıt vermiştir. Sonra devamında yetki bana ait, ben kullanıyorum, bu cevabı ben veriyorum, açıkça söylüyorum, ben de vermedim diyorum diyor. Bunu Meclis Genel Kurulu'nda da birkaç defa Adalet Bakanlığı olduğu ortamda sorduk. Aynı cevaplar verildi ve bu keyfiyet şu ana kadar ortadan kalkmış değil. Ya örnek vermek gerekirse bizim şu anda hala Tokat'ta eş genel başkanımız, başkan yardımcımız Alp Altınöz tutuklu. Ve biz defalarca başvuru yapmamıza rağmen Alp Altınöz'e görüşmemize izin verilmedi. Can Dündar ve Erdem Gül tutukluyken bizzat ben başvuru yaptım defalarca. Diğer partilerin milletvekillerine izin verildiği halde bize yine izin verilmedi. Şu anda Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve daha ismini yüzlerce saymak istemediğim zaman açısından tutuklu ve hükümlüyle görüşme talebimiz yine keyfi bir şekilde engellenmektedir. Değerli basın mensupları, bu açıkça Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik bir ayrımcılıktır. Milletvekilleri arasına ayrım koymaktır ve daha da önemlisi, bu en az bunun kadar önemli olan cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, işkenceler, baskılar, kötü muameleler ve bize yapılan başvurulara yanıt veremez duruma getirilmek istemiyoruz. Cezaevleri bizim denetimimizden ve gözetimimizden kaçırılıyor. Sayın Adalet Bakanı'na ve hükümete soruyoruz. Bize izin vermemenizin sebebi cezaevlerinde yaptığınız işkenceleri görmemizi engellemek midir? Bu denetim hakkımızı, bu gözetleme hakkımızı halkın vekilleri olarak kendi çocuklarının, kardeşlerinin, eşlerinin cezaevlerinde yaşadıkları koşulları gözlememize, denetlememize ve bu konuda görüşme hakkını gerçekleştirmemize izin vermemenizin gerekçesine gerçekten açıklamanızı istiyoruz ve şu anda cezaevlerinde gitgide bu sıkıntılar büyük bir artış gösteriyor. Benim vekili olduğum Adana'da Kürkçüler cezaevinde neredeyse gün aşırı bir işkence başvurusu alıyoruz. Aileler her gün bize başvuru yapıyorlar. Yine Osmaniye cezaevinde, Tarsus cezaevinde ya da Bakırköy cezaevinde ve biz bu konuda hiçbir girişimde maalesef bulunamıyoruz. Çünkü görüşemiyoruz, orada yetkililerle temas sağlayamıyoruz ve bunun artık takdir hakkından
çıkarılması gerekiyor. Bizim kanun teklifimizin amacı şudur, cezaevlerinde Türkiye tarihi boyunca, Sayın Celal Doğan bunu daha ayrıntılı anlatacaktır, deneyimleri de bana göre daha fazla, cezaevleri darbe dönemlerinde, kritik dönemlerde her zaman en ciddi sorun alanlarının yaşandığı bölgeler, mekanlar olmuştur. Ve şimdi 15 Temmuz'dan sonra giderek artış gösteren bir tabloyla, bir şikayetle, bir işkence iddiasıyla ve o halin ilk önce cezaevlerinde uygulanması tablosuyla karşı karşıyayız. Ve bunu önlemenin yolu gerçekten şeffaflıktır. Cezaevlerinde hiçbir şeyi gizlememektir. Hele hele milletvekillerine bu hakkın çok görülmesi, buna izin verilmemesi hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değildir. Bizim kanun teklifimizde bunun Adalet Bakanlığı'nın yetkisinden çıkarılmasını, takdir hakkının tümüyle kaldırılmasını ve milletvekillerinin hem gözetlemek, hem denetlemek, hem bilgi edinmek, hem de görüşme haklarını kanuna dayalı olarak gerçekleştirme yönünde bir teklifimiz var. Sorunlarınız olursa bunu yanıtlamaya hazırız. Ama son olarak şunu söyleyeyim, Adalet Bakanı bu tutumuyla tıpkı anayasa, mini anayasa komisyonunda olduğu gibi, tıpkı diğer meselelerde olduğu gibi üç partiyle sadece bu işleri, yani iktidarın paylaştığı partilerin ikiyle sınırlandırılması, bizim üçüncü parti olarak bu konuda dışlanmamız, ötekileştirmemiz sadece bize yönelik bir tutum değildir. Bu bizim 6 milyon seçmen aileleriyle, çevreleriyle birlikte 20 milyonluk bir nüfusa tekabül etmektedir. İktidar partisi açıkça ve aleni bir şekilde ayrımcılığı derinleştirmektedir diyorum. Ve bu çok tehlikeli bir durumdur. Milletvekillerine yönelik ayrımcılık, vatandaşlara yönelik ayrımcılıktan çok daha vahim bir tabloyu ortaya çıkarmaktadır diyorum. Dediğim gibi Sayın Celal Doğan da açıklamalarını yapacak. Bilahare sorularınız olursa yanıtlarız. Değerli basın mensupları, aslında cezaevleri ülkemizin Cumhuriyet kurulundan bu yana dış dünyada spekülasyonların en çok yapıldığı kurumlardan birisidir. Bunu geçmişte bütün olağanüstü hallerde gördüğümüz gibi aslında olağanüstü olmayan hallerde de cezaevlerinin ciddi sorunlar olduğunu herkes malum. Somut yaşadığımız sayısız olaylar oldu açıkçası. Dün de bunların birisini daha yaşadım ben. Örnek Sefa Sirmen, şu anda benim eski belediye başkanı olarak meslektaşım, cezaevinde ama rahatsız olduğunu duydum. Hastaneye kaldığını da duydum. Bunun üzerine Sayın Adalet Bakanı'na ziyaret etmek istediğimi söyledim. Bana dedi ki şu oldu, dedi, ben vermek istedim ama başkan size şahıs olarak. Ama sizinkilere cezaevine gitme izni vermiyoruz. Ne demek istiyorsunuz? Anlamadım dedim. Yani sizden karşısınız HDP'lere. Cezaevi ziyaretleri yasakladık gibi bir cümle kullandı. Onun üzerine ben Sayın Mezinoğlu ile ve Lütfen Van'la görüştüm. Eğer bu bir hükümet politikasıysa dedim, buna göre bizim de bir tavır belirlememiz gerektiğini açıkça söyledim kendisine. Ve bunu Sayın Adalet Bakanı'na değil, Başbakan'a iletilmesi arzusunda bulundum. Sayın Başbakan'a iletilen bu konudan sonra gece saat 10 sıralarında, 22 sıralarında Sayın Adalet Bakanı beni aradı ki Başbakan'ın talimatıyla size izin veriyorum, istediğiniz zaman gidebilirsiniz şeklinde bir yanıt aldım. Bu, Başbakan'ı meşgul edecek noktaya kadar gelmiş bir cezaevi ziyareti ise Türkiye'deki işlemin ne olduğunu anlamadığını istiyorum. Bir başka konu aslında şu, cezaevlerindeki yapılacak ziyaretler, oradaki hükümlerin veya tutukların durumunu incelemek veya da yerinde görmek açısından, ülkemizin dışarıdaki itibarı açısından da başvurulması gereken en doğru olaylardan birisidir. Yurt dışında denetçi geleceğine, yurt dışında insan hakları aktivistlerin gelip inceleyeceğine, bizim kendi milletvekillerimizin gidip rahatça incelemesi, oradaki eksikler varsa giderilmesine çalışması, demokrasimizin kalitesi açısından da dışarıya yansıması açısından faydalı bir şey olduğuna düşünüyorum. Ama maalesef ve açıkça şunu da sordum, CHP'de gidebiliyorum dedim, evet gidebiliyorum. AK Parti'de gidebiliyorum. MHP'lere gidebiliyor. Ama HDP'li milletvekilleri maalesef cezaevine gitme konusunda Adalet Bakanı'nın takdirine tahrik eden bir yönetmelikle karşı karşıya geliyor. Orada uygulanmıyor. Bu nedenle parlamentonun önünde eğer bütün milletvekilleri eşitse ve eşit haklara sahipse bunun bir an önce giderilmesi gerekir. Tebrikten kurtarılması gerekir. Bu nedenle bunu şahsi meseleden çıkarıp
parlamentonun meselesi haline getirmek gerekir. Eğer vereceğimiz kanun teklifinde gerçekten milletvekilleri kendi arkadaşlarına, statüsüne sahip çıkamıyorsa bu parlamento hakkında bir soru işareti olarak aklımıza kalacak bir konudur. Ona göre tavır belirlememiz gerekir. Ben avukatım. Ruhsatım olduğu için de istediğim zaman cezaevine gidebiliyordum. Yani ben Silivri'de cezaevine gittim. Komutanları da, başka hükümleri de ziyaret ettim. O nedenle milletvekili olduğumuz zaman avukatlıkta kullandığım hakkımı milletvekili olarak kullanamıyorum. Milletvekilinin geldiği seviyenin bir başka ölçüsü olarak karşımıza çıkıyor. Bu hem kuruma yapılan bir haksızlıktır, hem de saygısızlıktır, hem de itibarsızlaştırmaktır. Bir an önce bu garabetin giderilmesi konusunda vereceğimiz teklifin parlamentoda ilgi göreceğini umuyorum ve teşekkür ediyorum. Efendim, Sayın Bahçeli'nin bir çıkışı var başkanlıkla ilgili. Ne yapmaya çalışıyor size göre Sayın Bahçeli? Bu bir taktik mi? Yoksa nasıl okudunuz bu çıkışı, nasıl yorumlarsınız? Şimdi yani bazen musibetler çıkıyor ortaya, görüyorsunuz. Örneğin 15 Temmuz gecesinden sonra siyasi iktidarın en yetkililerinin ağzından sarf edilen sözlere baktığımızda başkanlık sisteminin Türkiye'ye getirmiş olduğu zıtlaşmadan vazgeçtikleri noktaya doğru taşınmış olduğunu gördük. Yani şöyle vardı, biliyorsunuz, mezarlık Müslümanları vardır. Mezarlığa gittikleri zaman işte dünyayı bir şey yaramadığını, ahiretin önemli olduğunu, haksızlık yapmamak gerektiğini, kötülük yapmamak gerektiğini söylerler. Ama mezarlıktan 5-10 metre uzaktan sonra bunların hepsi unutuyor, yine eski huylarına devam ederler. Şimdi gördüğüm kadarıyla mezarlık Müslüman anlayışı gitmiş, yeniden normale gelmiş bir hal gibi, aylardır unutulmuş olan başkanlık sistemini Sayın Bahçeli'nin ortaya atmış olduğu şekilde olsa bile iktidar için bir can kurtaran simidi gibi saradıklarını görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin ne demek istediği konusunda bir başka bir açıklama var, biliyorsunuz. Referandum önermediklerini, başkanlık sistemine sahip çıkmayacaklarını, o nedenle yasa dışı durumu, yani Cumhurbaşkanı'nın yasa dışı durumunun ya düzeltilmesi gerektiğini veya da yasa sınırlarına çekilmesi gerektiğini bir açıklama yaptığını söylüyor. Ama bunu fırsatı ganimet bilen siyasi iktidarın mensupları sanki MHP'ye yaptıkları çevre temizliğini de göz önüne alarak buradan kendilerine bir oy verileceğini ve destekleyeceğini anlayışını çıkardıklarını görüyoruz. Bu konuda bir muğlak söz konusu. O nedenle en doğru tahmini bence zamana bırakmak gerekir de düşünüyorum. Başka sorunuz yoksa bitireceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.